Star Trek. Yine buradayız. Dördüncü sezonu bitirdik. Ufak bir e, klasikleşmiş olarak dördüncü sezon değerlendirmesi yapacağız. Hangi bölümleri beğendik? Sezon genel olarak nasıldı? Neler anlattı? Ne yaptı? Ne diyorsun abi? Nasıl buldun dördüncü sezonu? Senin bir, 25. izleyişinde farklı geldi mi? <laughs> abi şimdi e, ben hep işte üçten başlayın falan filan diyorum ya millete merak ettikleri için. Dört bence böyle artık üçün kalitesinin getirdiği noktadan sonra hani düşmeden gidiyor ve inanır mısın dizi düş dizi bitene kadar da böyle devam edecek. Yani şimdi bu bölümde sevdiğim bölümleri kenara açayım dedim. Ya sezonun yarısından fazlasını sevdiğim bölüm diye kenara açınca dedim ki, <laughs> evet. TNG boşu boşuna en sevdiğim dizi değil benim hayatta oluyorsun. Yani hiçbir bölümünde boş atmıyorlar. Yani şöyle bir üstünden geçeceğim. Şeyleri de açtım. Hani sen de senin favorileri tabii söyledin. Mesela daha Bismillah zaten Febili bölümüyle. Yani tabii. İlk bölümü geçiyorum hadi ilk bölüm zaten şey Best of Both Worlds 2 sezonluk olduğu için hadi, onu yani. saymıyorum ama Best of Both Worlds zaten herhangi bir yerde böyle e, Star Train işte en favori bilinen bölümü dediğinde Best of Both Worlds denir genelde ya da işte şey denir e, neydi ötekisi Data'nın ciğerinin savunulduğu dava bölümü denir yani. Yani ee, o yüzden onları geçiyorum ama mesela bak hemen şeyden sonra konuşmuştuk ya borglar beynini ele geçirdikten sonra Picard'ın işte ailesinin köyüne gittiği bir bölüm var mesela. O bende şimdi, de var güzel. Bir yani, bölüm. Şimdi akıllıca bir bölüm abi yani bölümde ne anlattıklarından ziyade yıllar sonra dönüyor abisinin köyüne yani e, bu bir noktada her insanın başına gelen bir şey bir de yani şeyi de güzel buluyorum mantığını da güzel buluyorum yani. Bu adam uzayda oradan oraya geziyor, yine dönüyor başına bir şey gelince babasının köyüne dönüyor. Yani bir tık herkes de oluyor ya bu. Dönüyorsun bir yerde köklerine, özüne falan filan. Ee, o yani bölümün içeriğinden ziyade şeyi de o açıdan katmak istiyorum. Yani bir sürü bölüm izliyoruz biz burada. İşte Family deyip köyüne döndü bölüm yerine yine uzay vajinası, çocuk 9 doğuruyor tarzı bir tane fantastik bölüm de atabilirlerdi. Anladın mı? Hiçbir şey olmamış evet. gibi devam da edebilirdi. Çok iyi Ve tarz. biz şey demezdik. Neden işte falan da demezdik işte derdik ki doktor Crusher antidepresan bastı pikarda keyfi yerinde şimdi iyi falan hani geçer giderdi kimse sorgulamazdı yani ama yok yani şeyi görmek güzel biraz da Dünyaya tonu dönüyor. dünyadaki jeolojik çalışmalarla alakalı birileriyle oralarda konuşuyor köklerine dönüyor yeğenini görüyor falan filan eee eh. <laughs> Daha sonra Picard dizisinde çok kötü bok ediyorlar. Picard dizisini unutmaya çalışıyorum da bazen. Böyle travmalarım. Ben izlemedim gibi. abi. Zihnim temiz. İzlemeyin abi. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bak Discovery ile ilgili izleyin. Gülelim gömelim falan diyorum da. Picard. Picard TNG'yi bozuyor. Tancan. Hmm. İşte bu tatsız. Ya yani şu an şunu ben de yaşadım. Lan yaşamam herhalde diyordum da Picard'da izlediğim bazı boklar yüzünden şimdi TNG'nin bazı bölümlerinde böyle şey oluyorum. O bir olmuşsun kardeşim sana. o bir olmuşsun. o <laughs> bir yani aga işte öf ya çok kötü. <laughs> o da bir episode, episode 4'ü mahvediyor olarak. diyorlar ya devamlı. Ya yani işte af man, man Yani yok ben işte yok varsayabilmek lazım beynimizin içinde. Şimdi Picard'ı bir süre sonra unuturuz yine bu bölümler kalır. Ee, çok ucuz taklidi çıktı bu bölümün yani en azından öyle söyleyeyim sana ki beni şu an cringe etti gerçekten. <laughs> Geçelim. Yani o açıdan güzel bir bölüm. Tekrar dönüp dolaşıp bir yerde köklerine dönüyor olması. Yani Family'i o açıdan kenara koydum bir bölüm. Ee, bir sonrakinde işte hatırlarsan Brothers bölümü var zaten. Family'e bir tek şey ekleyeyim mi? Tabi ee, Tabii ki. Family biraz şey set ediyor sanki bu sezon. Burada da mesela şeyin kardeşinin çocuğuydu galiba. İşte yetiştirme konusu onu bizim gibi mi yetiştirelim? Aha. İşte seninle ilişkimiz falan. Biraz böyle sezonun daha böyle aile aile ilişkileri Baba hmm. olan anne olan anne kız baba kız işte çocuk aile ilişkileri gibi çok görüyorum sezonun içinde çok var yani. Biraz çok böyle evet, manevi bir yerden da var, fiziksel olarak da var. Biraz Mesela sanki bir önceki sezonun önceki tonunu sezon, set etmişler orada. Tabii bir önceki sezon hatırlarsan ha bire demokrasi, terörizm, işte biz evet. dışarıdan müdahale etmeli miyiz? Biz NATO muyuz? Amerika mıyız? Bunlar gibi konuşulurken bu bölüm hakikaten işte aslında çok doğru söylüyorsunuz. Mesela bir bölüm Family pikart e, Picard köyüne gidiyor, abisiyle kavga ediyor. Ertesi bölüm eee Data'nın yaratıcısı Data'yı gezegenine gibi. geri çağırıyor. Brothers bölümü. Gidiyor orada kökleriyle karşılaşıyor. Bilmem neyle karşılaşıyor. E, bölümün kendisi güzel bir bölüm. Müthiş bir bölüm değil ama bölümün başında Data'nın kafaya koyduğu anda bütün e, Enterprise'in içinden geçtiği kısım ekstra etkileyici. Yani <laughs> biraz şey gibi. Yani Kibar Android'imiz kibar bir Android olmasa ne olur? Filan gibi bir noktada e, güzel çalışıyor. E, zaten bir tane yine bu, bu sezon şey vardı aynı temadan. Ee, bak o bölümü açmamışım kenara da Taş'a Yarın Kardeşim Maş'a Yarın Geldi yani ne Taş'a Yarmış bu arada kardeşi geliyordu kardeşi geliyor şey kızı geliyor. geliyor Ha o kardeşi geliyordu Taş'a Yarın diyor ben de Taş'a Yarın Kardeşiyim hatırladınız mı beni falan öyle de bir bölüm var evet, bittik aile bağlarının böyle daha çok işlendiği bir sezon gibi geçiyor bu bölüm şey de öyle o dördüncü bölüm de hani çok benim favorilerim aslında değil ama Human da öyle orada da bir çocuk hikayesi vardı aile evet, hikayesi evet doğru orada da çocuk uzaylı olduğuna inanıyor işte hmm. ...şey diyor Picard diyor olur mu oğlum diyor... ...sen diyor 52 52 ayağın var... ...olur mu yeni falan gibi. <laughs> Ki ben o bölümle ilgili şeyi düşünüyorum. Yani o atıp 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 lan... ...işte çocuk da öyle takılsın. Worf'u da şeyler büyütmüş abi. İnsanlar, yani insanlar büyütmüş, büyütmüş. takılsın. biraz Orada biraz korumacı gördüm ben Picard'ı. Bir tık şaşırdığım bir bölümde o açıdan. Ee, Picard bir de şeyi şimdi beceremiyor böyle. ya böyle... ...şimdi mesela 5. sezonda konuşmayacağız ama... ...5. bölümde o disaster bölümünde... ...çocuklarla kalıyor Picard... Hmm. Şeyi beceremiyor hiç böyle aile baba ilişkisini. Sonra biraz toparlıyor ama. Ufak ufak böyle ta zarda kalınca. E, e, Aynen, kalınca. Mesela yine bak, Reunion diye bölüm var. Orada da şey geliyor. Worf'un manitası geliyor oğullarıyla beraber. Evet. Orada da oğlu geliyor. Yani bir aile taması hakikaten şeyde işleniyor. Karakterler bir nevi büyüyor gibi oluyorlar. E çünkü işin için aile girmeye başlayınca şey de oluyor abi. Yani aslında mesela senin saydığın bölümün yani o bölümü biz Gerçi 5. sezon bölümü o değil mi? şey 5. sezon evet o da ileride. Hı. Ama işte şey önemli bu uzay gemisinde çocukların da olduğunu unutmamak gerekiyor. Aslında ara ara bunu hatırlatmak lazım. Aynen. Yani Worf'un bir oğlu var. İşte Picard'ın o bölümünde çocuklarla kaldığını görüyoruz. Yani aileleri var bu insanların. İşte şey evleniyor. Date as Day diye bir tane bölüm var hatırlarsan. Tabii. O'Brien bizim Keiko ile evleniyor. İşte orada bir şeyler yapıyorlar. Data böyle yardımcı olmaya çalışıyor. Yani bir tane olay oluyor falan. Araları ee, bozuluyordu falan galiba orada değil mi hatırlıyorum. Evet evet böyle data hadsiz hadsiz konuşuyor biraz şeyi erteliyor mu? Şeyi bozuyordu. Düğünden biri korkuyordu galiba. O düğünü yani Keyif evlenmek istemiyor. Data da gidiyor. Senin kız evlenmeyecekmiş falan. Böyle. <laughs> Adamın asabı bozuluyor. Komutanı da bir yandan data ya, bir şey de diyemiyor. Başkası da çekecek bir tane burnuna bir şey de diyemiyor falan. Ya çok çok ilginç ilginç durumlar oluyordu gerçekten. Eee o açıdan şey. Bence 4 böyle tam artık kıvamına oturduğu bir noktası şeyin. Mesela The Wounded bölümünü hatırlıyor musun? Bilmiyorum Aa, orada Kardashian'ları ilk kez görüyoruz. O benim favorilerimde ee, var. Wounded var. Hı. Yani yani çok... Kardashian bölümünde de mesela yine O'Brien biraz hikayemizin bizim düz adamı ya O'Brien. Onun üzerinden böyle şeyi de görüyoruz. Tamam TNG'de herkes güzel insan, temiz insan ama askerin de yarası geçmiyor abi adamın cephede arkadaşları ölmüş kendisi ölümden dönmüş zor, olan. yani çok zor. savaş bu insanların neticede cephede görev yapmış insanlar olduklarını unutturmuyorlar yani o da kıymetli bir şey bence kesinlikle çünkü onların ilginçti ya. travmaları yaşıyor finalde ne oluyordu dur bakıyorum hemen şey abi işte Maxwell diye komutan var ya karşı ben tarafta. Maxwell var evet. evet. Kardasyalılarla tekrar savaş çıkartmaya çalışıyor. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Tamam ha, hatırlıyorum. Sonra Picard çözüyordu galiba konuyu sonunda. Evet Değil sonra mi? anlıyorlar ki yani Maxwell şey, savaşın yaralarını atlatamamış. Hani kendi çocuğu da ölmüştü. çocuğu ve ailesi olmuştu galiba. Kardasyalılarla barış yapma konusunu atlatamayınca tekrar savaş çıkartmaya çalışıyordu. O O'Brien falan yanına gidiyordu. Son bir böyle asker şarkısı söyleyip tutuklayıp götürüyorlardı Amiral'i falan. Gibi böyle bir tık dramatik bir şey vardı evet, orada. Evet evet tamam ee, Yani savaşın yaraları insan zihninden o kadar kolay silinmiyor bölümü aslında birazcık. O açıdan da şey geliyor ne diyeyim? Savaşların mirası biraz da evet. Evet abi doğru geliyor yani işte şey ben şey bölümlerini o yüzden seviyorum. Yani tamam bak bu federasyon kuruldu ama hani herkesi iyi hissetme hapı basmıyorlar. Yani insanlar yine zorlanıyor ya. Ben, benim için biraz şey bunu gerçekçi yapıyor. Ne diyeyim? Yani savaş zor da barış da aşırı kolay değil. Ha. her yani, şey gibi olmuyor. Tamam barış falan deyince böyle <laughs> her şey çözülmüyor. Yani o senin kardeşini vurmuş. Sen onun akrabasını vurmuşsun. O ötekinin şehrini bombalamış, o ötekinin kıçında bomba patlatmış savaş abi. Ve savaş bitti deyince herkes bir anda tamam lan bizim zaten savaşımızımız yoktu deyip öpüşmüyor ve orada işte şeyi görüyorsun. Neticede bunlar galaktik federasyon kurmuşlar dayı. Yani Çok büyük ya. O kadar fazla drama vardır ki o galaktik federasyon içerisinde. O yüzden böyle şey bölümleri insanın gözünde biraz daha büyüyor böyle bölümlerle. Yani savaşın yaralarını gösteren bölümler, diplomat bölümleri var ya bir de. Bilmem neden diplomat geliyor işte, spol geliyor, bilmem kim geliyor, büyük diplomat bilmem kim, bilmem kim oldu falan geliyor. O şeyi anlıyorsun bunu. yani. Hani niye diplomat diplomat, ha bire diplomat diplomat. E aga, 40 tane ırk var. Yarısının şeyi farklı, götü başı farklı bir de yani şey gibi de değil ki. Biz ço ço çoğunlukla insanımsı uzaylı görüyoruz burada da. İşte, suda nefes alan yaratık da var. O da diyor ki ben de suyum bozuldu falan diyor. Yani galaktik federasyon, galaktik diplomasi işleri bana hep çok. Keyifli geliyor Star Trek'te işlendiği haliyle. Star Wars'da hatırlarsan çok büyük bir tane galaktik federasyon var böyle. Evet. Hepsi lülelerde oturuyor böyle. Teknede i̇şte adam çıkıyor diyor ki terörist saldırıyor ne yapacak? Bari ben imparator yapın falan diyorlar. Hepsi birden heeey falan. Oğlum dönerdi. onu da zaten Star Wars'ta yarım saat yaptım millet delirdi siyaset falan diyor. O Star Trek'e görsen bir bıçak <gülüyor> diyecekler. <gülüyor> Onların bir kısmı da şey diye kızdı ama aga siz beceremiyorsanız bari girmeyin falan da dendi. Yani ben bu arada biraz ya işte, o mantıklı e, olanlardır. Diye... Onlar sen ben evet. gibi kafalardır yani hmm. biraz da. <laughs> ama şey de hoşuma gitti aslında. Keşke Star Trek'te biraz daha düzgün siyaset politika görseydik. isterdim ben. Ama şimdi çok da derin yapamıyorsunuz Star Wars'ta. E, hmm. e, o yüzden bu sefer şey gibi oluyor mesela. Ben, mini dizilerden Orada, birini yapabilirler lan aslında. Girsel otopa bir, 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 sürü mini dizi sıçıyorlar. Bir tanesini de öyle yapsınlar yani. Full diplomasi görelim yani. Orada geçsin bir hikaye. <laughs> ne oldu? batarsa da batar. Koca Disney'sinden yak bir 50 milyon da oraya yak. Ne olacak Allah Allah. <laughs> e, i̇nşallah. Abi, inşallah. <laughs> yani şey e, ne diyecektim? Ha yani şey demek istiyorum. Mesela işte orada akıllarınca şey yapmışlar ya işte Palpatine böyle biraz George Bush misali hani işte Agabak teröristler saldırıyor. 911 bana sınırsız yetki verin. Patlatayım milletin ardını. Yani ya Sezar'ın tahta çıkışı da öyledir ya barbarlar tamam. geliyor. Verin bana yetkiyi, görün etkiyi falan derken tiran oluyorlar işte. <laughs> gördük etkiyi. <laughs> gördük yetki tarzı. Yani genel bir böyle hani tiranların korkudan yükselişi üzerinden bir eleştiri yapmaya çalışmış. Güzel tema. Ama Orada ahtapot suratlı mörp mörp diye adam oturuyor. Yani şimdi onun kültüründe belki teröristten korkmak yoktur. An Anladın mı? Bilmiyorum. Anladım. Zaten. Ama sen işte Star Trek olarak düşünüyorsun. Orada hep çok Tabii. tek tip. Herkes aynı düşünüyor gibi bakıyor zaten. Aynen. Orada, orada herkes şey... Biz de uzaylıyız ama insanız da işte uzaylıyız. Askeriz <laughs> farklı. Bülent gibi oluyorlar. Böyle kültürel farklılıklar falan işlendiği zaman daha güzel oluyor. Mesela oranın Çubaka'nın ırkı neydi? Hatırlamıyorum şu anda. Yani onların wukiler, yani Vukiler. Vukiler. Wuk, Vukiler mesela şey Klingonlular gibi geliyor bana hep baktığında. Ama hiç Vukiler ne yapar ne eder. İlla ki bir yerlerde şimdi biri çıkıp şey diyebilir. Abi üçüncü kitapta anlatıldı. Beşinci yan hikayede vardı o. Ya yani evet. ne bileyim ben. Ben filmlerden bahsediyorum. Onun da, da değil yani evet. orada ne olduğu. Şimdi orada ben mesela görsem o Vukilerin. Biz belki Klingonlar gibi olabilir. Belki daha farklı olabilir. Onların farklı bir tepkisi olsa onlar orada biraz daha böyle diyaloğu değiştirseler falan. Okey ama yok yani. Biraz orada tabii o küçükler biraz daha farklıydı. Onun dışında <laughs> çok fark yoktu yani. Herkes birbirine benziyordu. Onların zaten diplomasi de yeri yoktu yani. Bir de işte mesela bu sezon dördüncü sezonda bir tane şeytanla karşılaştıkları bölüm vardı hatırlıyor musun? Devil's Due. Devil's Due 12'den sonraki 12 bölüm aynen. Ha işte böyle bir tane abla geliyordu. Q ırkından gibi şekil mekil değiştiriyor. Bir şeyler yapıyor falan. O güzeldi. şeytan olduğuna ikna etmeye çalışıyor milleti. İşte Picard da bilimle çözüyor. Diyor ki şeytan diye bir şey yok. Bu karı yukarıdan e, kandırıyor sizi. Ha, kandırıyor sizi. Ha, kandırıyor Hologram atıyor falan diyordu. Ama işte şey mesela o bölüm işte şeyi gösteriyor. Kültürel farklılıkları gösteriyor. Kültürel farklılıktan kastım ne? O gezegenin insanları hatırlarsan bir şey yıllık, yıllık anlaşma, anlaşma yapıyorlar. Ha Bir bölüm şeytan geri gelecek bizim canımızı alacak. Şeytanın hakkı zaten diye düşünüyor. Yani çok tuhaf kurulabilen kültürler ve medeniyetler var gerçekten. Ara ara böyle farklılıkları gördüğü zaman insan diyor ki evet lan burası baya geniş bir evren yani. Öte yandan yine hatırlarsan bu sezon First Contact. Herhalde belki sezonun en iyi bölümlerinden bir tanesi olabilir. Çok iyiydi evet. Var listemde evet. var benim de. Riker'ın kendine kaş göz taktırıp uzaylıların arasına sızıp hani uzaylılara first contact yapmaya çalışırken orada kaldığı bir bölüm vardı ee, o, o bayağı direkt dünya ile makara geçiyorlar aslında dünyanın güncel teknolojisi gibi bir gezegen koymuşlar oraya dünyanın politikacıları dünyanın partileriyle falan artık birebir hani bu günümüze göndermelerde atıflarda bulundukları e, bir Prime Directive'inde baya Prime Directive'inde bayağı yoldan çıktığı bir bölüm bu yani kafa karıştıran bir bölüm bu <laughs> Yani tam da değil aslında. Prime Directive'den çıkmaya hazır oldukları için o medeniyetle zaten iletişime geçiyorlar ya. yani Ama işte Ryker'ı ortaya çıkınca biraz böyle sallanıyordu ya. Geliyorlar gidiyorlar hemen. Çünkü bir, bir tık erken bile davransalar hemen oranın bakanı falan gaza gelmişti ya böyle. Hemen üç kağıda evet, dökmüştü işi evet. falan. Aynen öyle. İşte belki o yüzden biraz da Prime Directive'in niye gerektiğini gösteriyor. Bir tane de erken dönem elflerin arasında Romulanların arasında düştüğü bir tane bölüm vardı ya öyle. Evet evet. O. Yani hemen şeyi gösteriyor. Ulan hani ...bir kafayı uzatıyorsun adamlar zaten hemen oradan... ...işte bunlar uzaylı... ...bunlar bizi ele geçirmeye çalışıyor işte. <laughs> yani bir sakin ben... olsan... ...bir sakin olsan bak çok iyi insanız biz falan. <laughs> Çözeceğiz <Ha>. sizi de. <laughs> Angut muhafazakar öfkesine... ...kapılıyordur ha, hızlıca yani. Yani yapacak bir şey yok. Ee, onları işlemesi açısından da... ...güzel bölümde o yüzden First Contact bölümü... ...bana şey geliyor. Ne diyeyim... ...akıllıca gelen ve bence... Ee, yani. ...şey... Yani Star Trek'in genel olarak ruhunun bir parçası olarak işlenebilecek, yana koyulabilecek bir bölüm. First Contact bence şey yani. Hani abi ben bütün Star Trek alemini izlemek için bir 10 tane bölüm izleyeceğim bütün dizilerden totalde dese birisi bana. Muhtemelen e, tavsiye edeceğim bölümlerden bir tanesi First Contact olabilir. Yani ne yapılmaya çalışıyor bu, bu dizide nedir kafadan geçen fikirler anlamında. Kaliteli çok düzgün bir bölüm diye düşünüyorum. Yok, aynen ya katılıyorum. Ya yani %100 oraya girer. Ident en iyilerden Ident değil ama en önemlilerden. Öyle öyle yani çünkü temayı anlatıyor aslında. Evet. Sonra bir Identity Crisis var o biraz X-Files gibi bir bölümdü. Tam X-Files bölümü o bu arada. Şey kara kara o tipler 18, çıkıyor. Ha. hatırladın mı? Ray, La Forge bunlara dönüşüyor. Verge, Verge ediyor falan. Evet falan. evet. Ya o da işte, evet. Evet, fena bir bölüm değil. Yine biraz böyle yine şey durum var işte. Yine bu sezonun temalarından kimlik krizi, kimlik kavgası, ır, ırksal Hı -hı. kavgalar, vatan kavgası falan tarzı. O da bu biraz daha oraya giriyor yani. 19 ee, güzel bölümdü, bilmiyorum. Barkley bölümü. Evet evet. Endegri. <laughs> ee, Barkley'in aşırı zeka sahibi olduğu bölüm. Bence çok keyifli bir bölümdü bu da açıkçası. Ya burada bu arada Barkley oynayan oyuncu adını unuttum Aha. şu anda ee, A takımındaki deliymiş lan ben onu sonradan fark ettim biri yazdı diyorum Öyle ki oğlum evet evet ya diyorum bu Mördak Mördak ya bu herif birine benziyor diyorum ya nereden böyle bir deli deli de duruyor bir türlü aklıma gelmedi sonra bir, takipçilerden biri yazmış çok sağ şimdi onu da ismini hatırlamadım kusura bakmasın. Gerçekten aa dedim bu o ya evet as <laughs> Ben A takımı çok severdim bu arada inanılmaz izliyordum. Tam çocukluğuma aa, denk geliyordu. Ulan değil? evet ben de google ettim şimdi. A ha. takımının kaptanı pilotuymuş. Evet evet o deli var diye bir tane pilot ha, şey yapar. Ben izlemedim ki hiç A takımı onu bilmiyorum. Ha izlemedin mi ha okey. Yo ben de hiç yok A takımı. Ben inanılmaz tam böyle çocukluğumun göbeğine oturmuş bir diziydi yani. Evde kavga ederdim onu izleyeceğiz. İşte annem Yalan rüzgar izlemeye çalışıyor. Tek Televizyon var falan. Yok diyorum A takımı izleyeceğiz falan. Tabii ki çocuk olduğum için yani siklenmeyip odama gidiyordum. O yüzden A takımı çok severim yani ben. Oradaymış Mersin. Ben de ha. sonradan fark ettim. Okey. Ha bu bir de buradaki mördak şeymiş. Süper zeka gibi bir şeymiş galiba. Tabii. Tabii. Böyle deli fırlama zeki. Böyle bir anda böyle bir fikir gelir onun aklına böyle çözer falan. Zaten ekip şey gibi işte bir tane lider. Bir tane böyle karizma atan e, abi. Böyle daha böyle kızları kadınları tavlayan. Deli yani. bir de kas gücümüz tankımız var. Tam bir aslında role play grubu. <laughs> evet evet D&D parti. Aynen öyle. aynen. Güzel Ay valla ben de bilmiyordum bunu. Bu arada evet. oynayan abi Dwight Schultz. Yani şey Dwight 19. bölümü çok övmüştük o bölümde. Yani o bölümde onun oyunculuğunu zaten izlemek ayrı bir keyif. Genelde bir Star Trek bölümünde oyunculuk çok övülmüyor. Yani çok biraz karakterlerin de şey olmalarından. Düz ve böyle soğuk kan olmalarından ötürü çok oyunculuk övmezsin ama. Bu bölüm Barkley'yi böyle ezik hallerini görüyoruz, öfkeli hallerini görüyoruz. Ee, özgüveni geliyor, postürü değişiyor. Postürü değişmiş. O özgüvenli halinde tekrar aktörlük yaptığını görüyoruz. Kötü haliyle aktörlük yaptığını görüyoruz. Yani e, adam böyle inanılmaz bir range koyuyor burada ortaya oyunculuğu açısından. Kesinlikle. Aktörün çok çok güzel bir bölümdü. Övgüye layık bir bölümdü yani. Çok Ben o yüzden yine sezonun favori bölümlerinden bir tanesi de End Degree. Kesinlikle ben de ekledim listeme. Ki zaten Barkley'nin aslında Barkley Saga gibi önceden sanırım iki bölümü daha vardı. Böyle üç bölümü merak hı edenler hı. arada açıp izleyebilir yani Barkley Saga falan gibi. İleride ya, gelecek mi de, bilmiyorum. De, <laughs> Başka Cupid'i Cupid zaten boş bölümdü şimdi onu gördüm de. Cupid işte evet. E, Dramed şey, var esas galiba ondan sonra. Şu ekiple eğleniyor. Dramet güzel. Dramet yine bir yargı yargıç ve korku politikası üzerinden e, adalet nasıl sağlanmaz? İnsanları kurt korkutmak ve sindirmek adalet değildir. konulu Picard'ın yaptığı e, işte şey o da. Çocuğun bir tanesinin dedesi romulanmış diye. Vay sen terörist misin falan diye çocuğu kıstırıyorlar bir anda falan. Ne kötüydü o ya. yani. Bayağı ben sinirlenmiştim o sahnede. <laughs> Adamı i̇şte tam tam ucuz ucuz hareketler. Yani hani adli sistem veyahut da adalet böyle çalışan bir şey değil. Adalet eldeki belgelere vergilere bakması gereken bir şey. Korkuyla çalışacak iş değil yani. Yine Picard burada güzel kapağını yapıyordu. Ee, ablanın da şey savcı ablanın da babası büyük hakim yani Starfleet'in kanunlarını yazan kanunları olan hakimiyetiyle resmen Picard kültürüyle ablayı üzüyordu yani. Tabii canım o kadar mı korkak olduk çıkışı falan çok iyiydi ya. Çünkü onu da bokluyorlardı. Sen de bork girdi senin içine ha. Sen de biraz bozdum bozdun mu e, falan. Sana gibi. da, sana da prosesör atmış olmasınlar <laughs> abi. <bir> baktırmak <laughs> lazım. Yani Çi öyle... Çiplenmiş olmayasın. Ha, <laughs> lavuk muhabbetler. İn teori bölümü var. İşte Data'nın e, sevdiği, sevdiği değil. Kendisini seven kıza mutlu etmek için nasıl rolden role girdiğini gösteren bir bölüm ee, bence bir tık data'nın gözünden ele, ilişki eleştirisi de olabilir yani sevdiğimizin gözüne girmek için nasıl oyunlar oynuyoruz filan gibisinden de değerlendirilebilir böyle o da ilginç bir muhabbet açıkçası o konuda yani fena bölüm değildi aslında data'nın burada e, bu sezon çok yoktu bu kadar detaylı bölümde de hani mesela bir önceki sezon işte kızının olması o da mesela acayipti biraz böyle ilişki hmm. data ilişki anlıyor bölümleri güzel ben bir geri sarıp şeyi de ekleyeceğim oraya bence host da güzeldi yani host, sen çok beğenmediğin bölümlerden ama e, hostun ben hala şeyini seviyorum ya yani e, sevme kapasitemiz artar mı bir dönem insan olarak bakışını seviyorum o bölümde o açıdan bence değerli. Yani. Tabii tabii evet yani host host e, yani tabii şey host öyle bayıldığım bölümlerden benim değil güzel bölüm ama şey temasını işlemesi açısından güzeldi yani. Bilmiyorum ilginç yani Krasher aslında bir tane yaratığa neticede aşık olmuş ama o yaratık insan vücudunda yaşadığı için yakışıklı adam vücudunda ya yaşayınca tamam Ryker'ın vücuduna geçince rahatsız oluyor. Kadın vücuduna geçince bu sefer ya kadın kadın da falan <laughs> şekilde Krasher böyle gerilip ya diyor hani aslında orada bir alt dudağı yapıştırsa ilk kadın kadın öpüşmeyi yapacaklar. Daha sonra ilk kadın kadın öpüşme ama anlatmıştım o bölümde de şeye kısmet oluyor. Ee, yine bir Star Trek'te oluyor değil mi? Aynı yaratık. Yok aynı yaratık bir de. Yaratığın ismi Trill. Ha Trill de mi oluyor? Erkek bedeninden kadın bedenine geçince ya biz beden dediğin nedir ki biz neticede yaratız deyip. Hani bu biraz da şey gibi işte hani neticede bizim ruhumuz birbirine aşık. Yani bedenimizi ne yapacağız gibi bugün düşünen insanlar da var. Yani kendileri o gözle de bakıyorlar yeri geldiğinde. O yüzden kardeşim 1991 senesinde lanet olası CJV'ne <laughs> Next Generation'a gaylık sokmuşlar. Mahbetmiş çok rahat sorduk. Çok çektik yani falan filan. Ya şu aralar şeye çok gülüyorum abi. Hala görüyorum bu arada. Yani bizim birkaç tane videonun altına yorum geldi. Ya diyor siz klasik dönem Next Generation şey Star Trek'leri ne güzel övüyorsunuz yeni dönem Star Trek'ler hakikaten çok kötü. Sürekli SCV'lik, sürekli boktan boktan şeyler yanıtıyor. Oğlum daha çok SCV'lik var burada. <laughs> ha yani gerçekten arkadaşlar yani şey asıl problem yeni dizilerin aptal olmasında. Yani bunu anlamamız lazım. Yani bak işte söylüyoruz abi The Host bölümünde Ruhu aynı kalıpta bedeni değiştikten sonra birisine aşık olmakta Beverly Crusher zorlanıyor. İnşallah diyor bir gün tipten bağımsız insan sevebildiğim bir noktaya da gelirim diyor. Ya bu hani bugün aslında bir sürü LGBT konusunda işlenirken işlenmeye çalışan temel mesajlardan bir tanesi. Yani bedenden bağımsız veyahut da işte cinsiyetten bağımsız hatta mesela işte bugün gender yoktur falanlara böyle konular gelmeye başladı. Adam vakti zamanı da bunu kör gözüne parmağım öküz oğlu öküz aptal bir senaryo yazıyor. Bakın da böyleymiş diye olan hikayesi gibi yapacağına bir bilim kurgu hikayesi olarak işliyor. Sen de diyorsun ki aa ilginç vallahi bak hiç böyle düşünmemiştim diyorsun. Ya Niye? Işte, işte Çünkü şey. iyi bilim kurgu böyle yazılır abi. <laughs> şimdi eminim böyle bir bölümü olsa Star Trek şöyle yazarlar. İşte Picard veya işte bilmem kim kaptan bir gezegene gidiyor. Orada bir oğlan bir oğlanı sevmiş. Hemen diyorlar ki oğlan oğlanı sevemez öldür <laughs> Hayır çocuklar birbirini sevecek falan diyor böyle. E şimdi yani Olmaz. mesaj doğru ama Bilim kurgu yazarlığı bu değil abi. Bilim kurgu yazarlığı bizim bugün birebir yaşadığımız konuların birebir aynısını dar kostümlü adamlarla izah etmek değil. Yani değil, değil. Kesinlikle daha değil. akıllıca bir şey koyman lazım ki bak siz onu öyle düşünüyorsunuz ama böyle de bir durum var. Ya içinden yaratık çıksaydı filan diyor bu sefer de. Ki aslında aynı temayı şeyde de daha önce hatırlıyor musun? Bu dizide şey de vardı. Neydi? Evet. gidiyor şekil değiştiren bir yaratığa aşık oluyor. Hatırlıyor musun onu? E sezon 2'deydi galiba. Bir tane çok güzel kız var. Bilmem nerenin prensesi. Wesley böyle inanılmaz sarıyor buna. İşte. Aa evet evet kadar hatırladım hatırladım. Olarak. Aynen. Hmm, yani şeker gibi kız sonra bir dönüşüyor böyle. yaratığa böyle dönüyor böyle içinden. <laughs> ama meğer kız şekil değiştirenmiş. E şimdi kardeş ne oldu? Yani sen o yaratığı sevdin, kara kaşına, kara gözüne mi sevdin o zaman? O da bir tuhaf. Yani Şekilcilik. azgın bir azgın bir olan çocuğu olarak peşine düştüysen yaratık çıkınca tabii tuhaf sarsın ama bir noktada da şekil değiştiren yani aslında hiç fena değil yani. <laughs> yani ya düşündüğünde opsiyonları çok geniş yani. <laughs> kaçırılmazdı yani. Ama işte Wesley de orada şey yapıyor. Olur mu? Sen kökünde kıllı tuhaf dudaklı bir yaratıksın. Ben yapamam falan filan. Olup Vizyonsuz. Sonra ama Wesley şey oluyordu. Pişman olup kusura bakma ben öküzlük ettim falan deyip kızım böyle peşine düştü falan bir bölümdü. Yani şey işte o da biraz şey dünyası ya işte seviyorsun başka bir şey çıkıyor muhabbetler oluyor ya böyle yeri geldiğinde. Ya zihinsel ee... zihin olarak tabii ki çıkabilir kişilik davranış olarak da tabii fiziksel hmm. konuyu aşmak e, önemli. İnsanın pek beceremediği bir şey yani. Yani işte evet bunlara da işte artık alogali deniyor bilmem ne deniyor söz sanattır bunlar. Yani kör gözüne parmağım senaryoculuk zaten mevcut Star Trek'te benim en çok canımı sıkan şey diyorum ya abi. Mesela bak bu sezonda First Contact var ne yapıyorlar? günümüz dünyasına oldukça yakın ama günümüz dünyası da birebir değil yani biraz farklılıklar var. Ama işte neticede böyle uzaylılar gelince, yani. uzaylılar gelince, uzaylılar görünce böyle bir anda olur mu vatan millet filan diye silaha davranan bir tane adam var orada mesela. Picard da diyor ki abi tamam vatan millet siz be uzaydan geldik zaten. Hani ben <laughs> Sakin saldıran, olun. Karışamam. Sakin olun falan diyor böyle. Yani orada aslında biraz mesajını vermiş oluyor. Diyorum ya abi son Picard'ın bölümünde Picard'ın şeyi Gemisini süren kapta, kaptan işte. Ee, man, yani pozisyonları da bilmiyorum. Subay falan gibi değiller onlar çünkü Starfleet değiller. Rios hmm. diye bir tane çocuk var. Çocuğu götürüyorlar. Komutan ya şey gemiyi sürüyor herif. Şoförü yani öyle. Şoförü. <laughs> yani. Yeni Picard dizisi öyle yani. Kusura bakma. Picard'ın <laughs> şoförü. Gemiyi süren şoförü. Ee, götürüyorlar abi şeye. Zamanda yolculuk yapıyor. 2023 senesinde Amerika'daki sınır operasyonlarını evet, kontrol Sen buna eden bayağı bir sinirlenmişsin oğlum bunu. <laughs> abi ama yani böyle şey mi olur yani? Ama artık bu, bu bölüm kaçıncı bir bölüm, bölüm bir bakacağım buna çok merak ettim. İkinci sezon mu? Ay bundan. hatırlamıyorum. İkinci sezon şey Picard 2 3 galiba bu. İkinci, İki. sezon 3. bölüm. Tamam. Yani çocuk gidiyor zamanda yolculuk geçirip mültecileri döven Amerikan askerinin eline düşüyor. Ice diye bunların bir sınır şeyi var böyle anladın mı? Sınır koruma şeyi var. Onlar da böyle şey yapıyor. Geç lan mülteci ee! <laughs> Falan yapıyorlar. <böyle. gülüyor> Herif de böyle hayır böyle yapamazsınız. Bu doğru değil falan falan yapıyor. Ondan sonra ertesi bölüm arkadaşları gelip gemiden bunu teleport ediyorlar gidiyor. Yani bir de bir şey de hani bir şey de oldu çözmediniz yani. ki gibi de hani şey filan gibi de olmuyor. Mesela sallıyorum şimdi. Ne yaptınız? Tabii ki ha böyle boktan bir işin içine tabii ki bizim eski TNG Picard ekibi böyle bir senaryo düşmez ama orada bile en azından hani bir Riker Michael bir yaptığıyla böyle insanlara bak yanlış yapıyorsunuz filan gibi bir mesaj verip ahlaki bir şey anlatıp falan en azından. Bir devre Burada yer. bir şey de olmuyor. Çocuğu dövüp dövüp koyuyorlar bir arabanın dolabına. Sonra giderken teleport ediyor arkadaşları kaçıyor. He, ne oldu evet, şimdi? Evet. Ne anlattın? Bir şey anlattın mı? Yok. Işte bizim karakterlerden biri de sınır polisinden dayak yedi. Resmen şey gibi yazarlara birisi demiş ki abi mülteci sorumluluğa değindim falan demiş. Böyle not almışlar. Devam tamam demişler. Mülteci sorumluluğa değindik. Ne olarak değindiniz? Sınır polisi kötüdür. Eh. Yani bu mu hani total bu hikayede bunu mu gördük yani? Biraz yani de düşük polisidir. görüyorlar herhalde. Belki yandaki de kötü değil. Hani şeyi de anlatmıyor anladın mı? Normalde ne koyarsın? İki tane sınır polisi kötüdür. Adam bir şey söyler, komutanlarını çağırırlar. Belki komutan daha iyi adamdır. Ya kardeşim biz de çözmek istiyoruz, çözemiyoruz der. Bir şey der yani. Rüşvetçidir belki. Bunun böyle rüşvetçidir belki bir şeydir. Yani bir bir şey gösterirsin yani. Bunlar böyle sınır polisi mültecileri dövüyor. Bakacağım bu bölüme. Çok merak ettim. Sağ edeceğim. ol. Biz de bilim kurgu dizisi <laughs> izlemiş olduk. Eyvallah. Tweet okur gibi. Ay, yemin ediyorum yani yeni dizi yazarları Twitter'da çok vakit geçiriyorlar abi. Twitter'da tweet okuyup RT eder gibi bir bölümde. Adam diziyle RT etmiş. Yani aga sen RT etmeyeceksin. Sen senaryo edeceksin. Biz izleyeceğiz. Abi tabii ki çünkü şöyle oldu. Ben sen çok sinirlenmesin diyorsun da dönüyoruz dönüyoruz eski sezonlara senaryo yazarlığı falan var yani. Yo haklısın Bunları canım. Kaybettik abi, ben dediğini yani. anlıyorum. Haksızsın diye demedim. Yanlış anlama Haklısın da şeyi merak ettim zaten bilmediğim için. Bu arada Twitter'a bakma konusuna da yüzde katılıyorum. Çünkü şey daralıyor. Onu hissediyorsun. Ya Twitter aslında zannettiğimiz kadar büyük bir şey e, heterojen bir denek alanı da değil anladın mı? Yok abi. Hemen e, homojen pardon. Heterojen bir alan. Yani belli yerlere bakarsan belli şeyleri görüyorsun. E, homojene bakman zaten çok zor. O yüzden sen kendi fikrini kendi zikrini koyacaksın ki tabii ki yani marketing gibi ayrılıyor anlıyorum seyirciye de bir şey satman lazım ama seyirci de düşük görmene gerek yok. Çok düşük görüyor abi seyirci. Kendileri de düşük. Öncelikle onu söyleyeyim. Kendileri de düşük. Seyirciye de Twitter'daki 3-5 tane bebe zannediyorlar. Yeni Picard sezonunda çok diyorum buna sinirlendi. Bak, geçmişe gidiyorlar abi, tamam mı? Geçmişe gittiklerinde geçmişe de Kaliforniya'ya gidiyorlar. Çünkü Kaliforniya dışına çıkmak istememiş prodüksiyon ekibi. Zaten yani. stüdyo Plus LA'de ya. Demişler ki ya şöyle tepelere çıkalım da bir dizi çekelim demişler. Virtual Studio boku çıktı artık. O kadar mı parasızsınız ya? <laughs> ha onu diyorum. Aga bak Mandalorian'da herifler istasyon kurmuş. Anıl Yıl 5 <laughs> enginler. Yok, yokluğun üzerinde içerinde geziyor millet. Bilmem neler yapıyor. Picard'da Kaliforniya'nın tepelerine çıkıyorlar. İki sene önce Kaliforniya'da orman yangınları olmuştu ya. Bizim Aha. Türkiye'de de olduğu gibi. Orada da devlet müdahale etmekte yetersiz kalmıştı. İki sene önce ormanları yandı. Sonra devlet uçak aldı. Şimdi müdahale ediyor. Sönüyor orman yangınları tamam mı? Picard ama tabii o dönem yazdıkları için onu bunlar geçmişe gidiyorlar. 2023 senesinde çıkıyorlar böyle bir tepeye. Vay be insanlar ne yapmış böyle filan diyorlar. Bir bakıyorsun ormanlar yanıyor. Orman yangını koymuşlar mesela. Aga. <laughs> yani e, hakikaten retweet eder gibi dizi çekiyorlar ya. Katlanamıyorum yani. Orman yangınına gelmiş konu. Ya tabii ki orman yangınları durdurulsun da. Hani İnsanlık neden bozuldu? İşte bu yüzden orman yangınları yüzünden ya bu mu? Ata açtı yani, değil mi? Yani ne bileyim git bir sensörüne bak orada bir bilim adamı gelsin desin ki işte atmosferde karbon monoksit birikiminin bilmem ne olduğunu gören şimdi oluyor ya herhangi bir next generation bölümünde bir şeyler yapılmadan önce bilim ilim irfan her şeyi konuşuyorlar teori kasıyorlar ya odalara oturup ne şöyle yaparsak böyle olur proton torpidonlara kurpidon yüklersek şöyle olabilir efendim filan diye. Ay o kadar böyle tancan kötü ki ya zekasız zekasız. Aklınca da vok bunlar. Ya ben ben şeyliğimden utanıyorum. Yani eski next generation'ları izleyip de helal olsun vaktine göre ne kadar güzel şeyler yazmışlar diyen ben yeni Star Trek'lere bakıp böyle şey oluyorum. Geçen Twitter'da abi, onu biri paylaşmıştı galiba. Abi şimdiki, siz progresif olmayın ya falan oluyorum böyle anladın mı? Siz faşist olun abi. Şimdi tipine bak sizin yazacağınız senaryoya sıçayım falan oluyorum yani. O kadar şimdi, kötü ki. Şimdiki Star Trek'lere Vogue SJV diye saplıyorsunuz deyip böyle işte bütün sahneleri koymuş kadın işte lezbiyen öpüşme var ne bileyim ırklar arası bilmem ne var barış var bir şey <laughs> böyle Abi hayvan hep, gibi doldurmuş TNG'den hep söyledim, kaç kere söyledim 1960 senesinde ilk kez bir siyahi kadınla beyaz bir erkek televizyonda Star Trek'te öpüştü. O zaman SCV Tabii terimi öyle. yoktu. Millet ne yapacağını bilemiyordu. Ama o zaman bile mektuplar atmışlar bir sürü. Bir daha ekranlarda böyle bir şey görmeyeceğiz. Ne demek bir siyah kadının dudaklarının bir beyaz adamın dudağına temas etmesi. Ahlakımızı bozuyor Netflix <laughs> falan diye mail atmışlar. O zaman da öyleymiş. Şimdi de öyle. O kafa muhafazakar kafa değişmiyor abi. Star Trek her zaman öncülük yapmaya çalışıyor ama şu anki Star Trek şey yani. Sen senaryo yazma Arap. Sen sapıtıyorsun yani. Siz anlamamışsınız. Sen aptalsınız bile yani. Yazık. Aptalın eline kaldı bu işler. Yazık. Çok yazık. Evet dörtte evet, favori bölümlerimizi söyledik. Ben senden tamam. farklı olarak bir tek e, hostu ekledim. Half a Life'ı da ekleyebilirim. E, o da aslında güzel kafa açan bir bölümdü. The, the Minds da ekleriz abi o zaman. La beynini kontrol ettikleri bölüm. Ekleriz de ekleriz güzel bölüm. Ama of. ya Minds <laughs> ya ne bileyim ben kendim eklemedim. Half a Life'da şey güzeldi hmm. ama hani... ya biz bu adamın tecrübesinde niye faydalanmıyoruz da öldürüyoruz aslında bu biraz bugünün dünyasına da şey hani çünkü 90'larda falan ki bak o zaman o bölümde de söylemiş mesela sporda çok böyleydi. Biri yaşlanır 30'unu görür tamam artık yaşlı dersin sonra gelişti. işte teknolojiler gelişti, idman teknikleri gelişti. 40'ını görmeye başladı sporcular. Aa abi artık 40, ya 30 yaşlı değil 30 en iyi dönemi oldu. Ki bu iş alanında da böyle. Biraz böyle eskiden 30-35 oldum mu 40'lara yaşlandı gençleri alalım falan. Şimdi aksine tecrübe bulamıyorlar. Bu sefer şeyi fark ettiler. Bütün gençlere dönünce de e, tecrübe yok. Atağa çok yapıyoruz bu seferde. E, çözüm bulmakta zorlanıyoruz. Tamam hepsi zehir gibi çocuklar ama olmuyor yani. Bunun dengesini Tabii. insanlık sonradan anladı. Biraz o açıdan ben değerli buluyorum yani o bölümü de ondan. Bir şey söyleyeyim, evet Half-Life bölümü hatta bence önümüzdeki 10 sene içerisinde daha da fazla konuşulacak bir bölüm olacak şu yüzden. insan ömrü uzuyor. E, insanın yaşlanması yavaşlıyor ve ne diyeyim yani tabii ki bizim gibi ülkelerde bir tık zor ama daha gelişmiş eee psikolojisi iyi ülkelerde. He, <laughs> sağlık, beslenme, spor gibi şeylere yaşlarının gencin eşit ulaşabildiği, daha sosyal adaletin sağlandığı. <laughs> Doğru. Bazıları kuduruyor şimdi. sosyal adalet mi falan diyorlar böyle ama yani sorry. Sosyal adaletin sağlandı bir takım Avrupa ülkelerinden en azından. Çünkü Amerika'da da, Amerika'da da bu konuda sıçıp batırmış durumda. Onlar da feci halde. Çok kötü durumda. E, Amerika'da mesela işte altırt karbon kafası. Zenginlerin bir tek ömrü uzuyor. Tamam mı? Fakirler fakir 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 üstünde ölüyor Amerika'da böyle. zengin ömrü uzuyor. Yani Avrupa ülkelerinde falan şimdi o yüzden şeyi göreceğiz belli ki. Eğitimli, deneyimli ve yaşlı insanların 50'sinde 60'ında hani artık böyle hadi artık dedem sen olmaya çok alıştık biz. Ama o ülkelerde şeyi göreceğiz. 50'sinde 60'ında hala sağlıklı, dinç, dinamik. Çünkü beslenmeyle alakalı bir sürü şey geliştirildi. Sporla ilgili bir sürü şey geliştirildi. Yani e, eskiden spor diye yaptırıp millete hasar veren veyahut da sağlıklı beslenmede yedirilen dandik dundik şeylerin yerine millet şimdi çok iyi gelişiyor, çok iyi bakıyor. Senin sporcudan verdiğin örneği aslında ben bütün toplumu uyarlıyorum. Yani sporculara iyi bakıldığı gibi düz vatandaş da artık gidip bir Tabii sağlık herkesi. hizmeti aldığında Eskiden giderdi benim anneannem doktora derdi ki böyle belinize sopa koyun bele dönün falan derdi. Doktora, tamam mı? <laughs> Umurlu, mesela omuriliğe zarar veriyormuş. Şimdi bitti onlar yani e, daha iyi bakıyor insanlar kendilerine. Fizikte İnşallah bizde de bir gelişti. süre sonra bu artar ama bu sefer ne oluyor biliyor musun? Bu sefer inanılmaz bir nüfus artışı ve gençlere yer bırakmayıp yaşlıların yani zaten yaptıkları işi çok daha uzun vadede yapabilecekleri. Hani emeklilik 50'den 80'e kayacak belki bilmiyorum. Yani e, ama böyle Yok, zaten 70'lerde de 80'e kayabilir evet. <laughs> aynı böyle durumlar olduğu zaman gerçekten dünyayı nereye gidecek? İşte biraz aslında Half -A Life bizim dünyamızda sanki gelecek yıllarda daha da konuşulacak gibi hissediyorum o yüzden. Yani daha da yaşlı insanların yaşlılığı geciktikçe diyeyim. E şimdi abi son senelerde fark etmiyor musun? Böyle bakıyoruz bazı aktörlere. Ulan diyoruz bu da 50 yaşına mı geldi ya? Dipçik gibi herif helal olsun <laughs> Tom falan. <diyoruz> <laughs> Ha evet yani böyle şey 50'sinde 60'ında maşallah hala neler yapıyor millet. Tabii bunlar multimilyoner yani o yüzden o, onun Yatırım beslendiği yok. gibi herkes beslenemiyor. Ee, ama yani yine de şeyi göreceğiz bence ilerleyen yıllarda. Yani düz vatandaşın da böyle çok daha sağlıklı, dinç, dinamik bir şekilde 60'larını geçirdiği yıllar göreceğiz. O yüzden half -Life dediğim gibi e, ilginç bir bölüm olacak. Çünkü o gezegenin çözümü şeydi ya. İşte bu konu oraya geliyor. E bizim yaşlılarımız da gençlere yer açmıyor. O yüzden 50'sine gelen intihar hapı içiyor bizde diye çözmüşler mesela. <laughs> evet. Daha hani temiz böyle, net bir çözüm. <gülüyor> hani vah <laughs> wow, hani bunu böyle mi çözmek lazım? Bu şey gibi olmuş yani. Nüfus artışını dengeleyemedik. Ne yaptık? Öldürdük. Yarısını öldürdük Vallahi falan gibi bir durum. Ee, o yüzden kafası açık güzel bir bölüm Half-Life yani. Ben, bence eklemekte çok haklısın buraya. Eyvallah. Okey, e, 4'ü de bitirdik böylece. Çok da güzel bir sezondu yine. E, zaten 3 dönüm noktasıydı. 4 çok güzeldi. 5'te devam edeceğiz. 5. sezonda e, olabildiğince hızlı bitirmeyi hedefliyoruz ama bakalım. Artık NBA bitti en azından daha tıkır tıkır gideriz diye hissediyorum. O yüzden o 5. Zaman. sezonun eee 1. bölümünü 4'ün 26'sı ile birlikte konuşmuştuk. Direkt 2'ye geçeceğiz. 2'yi konuşacağız. Darmok bölümü. Eee evet. sanırım ben öyle anladım. Star Trek tarihin en önemli bölümlerinden. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Bay bay.